Evet arkadaşlar bu dersimizde ekosistem ve madde döngüsünden bahsedeceğiz. Dünya bizim için en büyük ekosistemdir. Bu ekosistem içerisinde bir sürü canlı bulunmaktadır. Bu canlıların cansızlar ile iletişimini zaten ekosistem içerisinde rahatlıkla görebilmekteyiz. Şimdi ekosistemin alt başlıkları ya da tanımlamalarıyla ilgili karşımıza farklı bilgiler çıkabilir. O bilgiler nelerdir? Bu tanımlamalarda nelere dikkat edeceğiz? Onlara bir bakalım. Biosfer deyince aklımıza canlıların yaşam alanı gelecek. Biyoçeşitlik deyince tür çeşitliliği gelecek. Türler arasında bir denge var buna bağlı olarak. Anadolu tür ve endemik bitki yönünden de oldukça zenginleş. Biyom ise benzer bitki ve hayvan topluklarını bir arada barındıran bölgemizdir. Bu tanımlamalarla başladığımız konumuzu ilerleyen safhalarda daha da detaylandırarak devam edeceğiz. Şimdi bununla ilgili bir örnek var. Biyom demiştik. Biyom örneğin savan biyomu. Savan biyomunun bitki örtüsü nedir derse yüksek boylu sarı otlar. Hayvanları nelerdir derse zebra, zürafa ve babun gibi hayvanlara sahiptir savan alanları. Ekosistemler deyince ekosistemler canlı öğelerimiz bulunmakta. Yine aynı şekilde ekosistem bir bütündü. Canlı ve cansız öğelerin bir arada birbiriyle etkileşim ve iletişim içinde bulunduğu alanlardı. Şimdi canlı öğelerimiz nelerdir ekosistemlerde ve cansız öğelerimiz nelerdir bunlara tamamlayıcı olarak onlara bir bakalım. Bitkiler, hayvanlar ve mikroorganizmalar ekosistemin en önemli canlı öğeler arasında. Cansız öğelerimiz ise Kimyasal olanlar, inorganik olanlar ve fiziksel olanlar olarak üç ayrılmakta. Şimdi bunlardan kimyasallar yağ, protein, karbonhidrat ve vitamindir. İnorganikler, kimyasalları biz organik de diyebiliriz. Onu hemen altına yazalım. Organik. İnorganikler ise su, oksijen ve karbon. Fizikseller ise ışık, sıcaklık, rüzgar ve yağış olarak cansız öğeler arasında yerini alacak. Su ekosistemleri. Bu önemli bir üst başlık. Su ekosistemleri karasal ve denizel olmak üzere ikiye ayrıldı. Karasallar göl, nehir ve bataklık. Yani bu başlıktan Hemen alt başlıkları geçtiğimizde anlaşılıyor ki kara üzerindeki su sistemlerine biz karasal su ekosistemleri diyoruz. Direkt okyanuslar ve ise denizler ise denizel ekosistemler diyoruz. Bunlar ise okyanus ve denizler az önce belirttiğimiz gibi. Bununla ilgili unutmamız var. Çok önemli bir detay. Yine ÖSYM tarafından sorulan sorularda ya da kaynak bilgilerde sıkça karşınıza çıkacak bilgilerden bir tanesi. Mercanlar dünyanın en karmaşık ve en zengin alanlarıdır. Lütfen unutmayalım. Dünyada mercan resiflerinin en yaygın olduğu alanları sorarsa bize Avustralya mercan resifleri dünya için en önemli en popüler mercan adaları arasındadır diyebiliriz. Yine bununla ilgili önemli bir detay hatırlatmamız ve unutma bilgimiz var. Okyanus ve diğer sulardan havaya karışan tuz taneciklerine aerosol diyoruz. Eğer aerosoller olmasaydı dünya kuraklık sorunuyla muhakkak ki karşı karşıya kalacaktı. Aerosoller yani o kabarcıklarla beraber dünyaya atılan 30 taneciklerin dünyanın bu anlamda ikliminin dengelenmesi için önemli bir detay yaratmakta lütfen unutmayın. Buna bağlı olarak önemli bir unutmamız daha var. Bir karşıda çağlayanlar eğimler çok ise ve o karşıda yine buna bağlı olarak neyin azalacağını bileceğim. Biyoçeşitliğin ve üretimin az olacağını bileceğim. Nedenler eğim doğrultusunda akan suyun hızı fazla olduğu için burada barınamayan canlılar akarsuyun ağız kısmına doğru ilerleyecektir. Bu nedenle akarsuların en fazla biyoçeşitlik barındıran yerleri ağız kısımları, eğimin olduğu yerler ise en az barındıran yerleridir. Lütfen unutmayalım. Evet önemli bir unutmamız daha var. Karbondioksit gazının varlığı bu anlamda bugünkü küresel ısınmaya sebep olabilmektir. Nedir bunun detaylandırılması? Hemen bir bakalım. Arkadaşlar dünyada bulunan karbondioksit gazı ki özellikle insanın yani beşerin yarattığı bu karbondioksitin fazla salınması nedir bunlar kullandığımız araçlar tükettiğimiz işte kozmetik malzemeler yine e, fabrikalardan çıkan gazlar bu anlamda karbondioksit gazının artmasına ve bu gazın havaya karışması yağmurlarla beraber tekrar kayaçlara dönmesine o kayalarda bulunan buharlaşmayla beraber tekrar yüzeye karışmasına ve bu anlamda dünyanın şu an mücadele ettiği küresel ısınmanın daha da şiddetlenmesine sebep olabilmekte. Yine tekrar etmemiz gerekirse karbondioksit gazının azalması ya da artması bu anlamda küresel ısınış ya da küresel soğuma üzerinde oldukça Etkiledir. Önemli gazlarımızdan bir tanesi dünya üzerinde. Yine denizler ve okyanuslar karbonu depolayan yerlerdir. Unutmamamız gerekiyor ki bundan milyarlarca yıl önce dünya üzerindeki bütün o ağaçlar ve buna bağlı olan bütün o bitkiler zaman içerisinde sular altında kaldı. Yani projeniz etkisiyle beraber. Bu etki zaman içerisinde denizler altında bu kayaçların karbonlu hale yani bu toprak ve taşların... Hatta ağaçların ciddi bir karbon haline gelmesine sebep oldu. Bugün kullandığımız taş kömür ya da elmasın da işte ağaç kökenli olduğunu buradan rahatlıkla çıkartabiliriz. Milyarlarca yıl sonra dünyada yine şu anki bitki örtüsünün sular altında kalmasıyla ne olacaktır? E, taş gömürü gibi elmas gibi önemli madenler yine ortaya çıkmaya devam edecektir buna paralel olarak. Karbonun tüketimi karbondan bahsetmişken karbonun hangi alanlarda tüketildiği ve üretildiği ya da açı açıktığı ile ilgili oldukça yoğun soru gelecek karşınıza. Şimdi tüketimle ilgili öncelikle bilmemiz gereken karbon fotosentez dolayısıyla e, üretiliyor, tüketiliyor. Bunun gibi e, sorular karşımıza çıkabilecek. Bizim düşünmemiz gereken karbonun tüketim aşamaları nelerdir? Üretim yani açı çıkma aşamaları nelerdir? Onlarla ilgili önemli detaylar verelim. Fotosentez karbonun tüketim alındır. Nedenlerse bitkiler bu anlamda karbonu alıp fotosentez ki altını çizelim lütfen güneşiyle yapılabilir sadece fotosentez geceleri fotosentez yoktur solunum vardır. Fotosentezin yerini solunum almaz. Solunum gece gündüz her daim devam eder. Canlar için solunum çünkü yaşam aracıdır. Solunum her daim vardır. Fotosentez sadece gün ışığıyla. Yani güneşin olduğu zamanlarda gündüz yapılabilmektedir. Fotosentezle birlikte e, bitki ne yapmaktadır arkadaşlar? Karbonu almakta ve oksijeni vermekte ki bu dünya e, canlıları için önemli bir alan oluşturmakta bunu unutmayın. Deniz hayvanlarının kabuk oluşumu yine tüketim için önemli alanlarda. Deniz hayvanlarının ve bitkilerin ölümü de yine karbon tüketimi aşamasında kullanılacak. Karbonun açığa çıkması yani tüketilmesi değil artık ne olacak arkadaşlar? Dışarıya çıkacak. Canlıların sonu mu? Ölümle çürüme, orman yangınları, kayaçların ayrışması, suyun hava ile teması sonucunda karbon açığa çıkmaktan. Şimdi azot döngümüz var. Bununla ilk, ilk, ilk döngümüzde azot döngüsü. Azot döngüsü yine karşınıza oldukça fazla soru çıkartacak. Azot dünyada %78 oranında en fazla bulunan gazdır. Fakat arkadaşlar canlılar azotu direkt kullanamamakta. Ne yapacağız peki? Bunun için bir döngüye sahip olmamız lazım havadaki o %78 azotu bir şekilde toprağın alması gerekmekte. Bunu sağlayacak önemli etkenler nelerdir? Yıldırım, şimşek ve volkanizma gibi hatta yağmur gibi faaliyetlerle toprağa karışacak olan azot. Daha sonrasında ne yapacak arkadaşlar? azot bağlayıcı bakteriler yani nitifikasyon yapan bakterilerle topraktan bir şekilde ayrıştırılıp bitkiye verilecek. Azotu en fazla içerisine bulunduran bitki ne denerse baklagiller diyeceğiz. Yani baklagil tüketimi bu anlamda azotun alınmasına sebep olacaktır. O zaman biz diyoruz ki azot bu anlamda direkt kullanılamaz. Ne yapacak azot? Şimşek yıldırım gibi faaliyetlerle toprağa katılacak. Bu işlemden sonra Nitifikasyon bakterileri sayesinde bitkilere aktarılacak. Bitkilerden hayvanlara ya da insanlara bu anlamda azot temin edilmiş olacak. İnsan vücudu içinde azot oldukça önemli minerallerden bir tanesi lütfen atlamayalım. Yine bununla ilgili karbon döngüsünden fotosentezden bahsetmiştik. Fotosentezde dışarıya çıkan şeyler nelerdir ya da fotosentez bağlantısı nasıl olmaktadır ona bir bakalım. Karbondioksit artı su, güneş enerjisi lütfen foto deyince aklımıza zaten mutlaka fotosentez ya da fotolizlendiğinde güneş ışığı gelmeli. Glikoz ve oksijen fotosentezi verecek. Yani dışa çıkan şeyler glikoz ve oksijen olarak karşımıza çıkacak. Şimdi bakın burada bir besin piramidi var. Piramit özellikle yukarıya doğru azalmakta. Oradan yola çıkarak sayı ve aktarılan enerji azalır diyoruz. Peki en alta kim var? Üreticiler yani bitkiler var. Birinci tüketicilerimiz tavşan ya da çekirge otçular diyoruz biz bunlara. İkinci tüketiciler ise etçiler olan kartalar. Hemen şu basaman yanına ben şöyle kocaman bir ayrıştırıcılar yazıyorum arkadaşlar. Ayrıştırıcılar tüm ölen canlıları ayrıştırmakta yani bütün basamaklar için ayrıştırıcıyı mutlaka ve mutlaka koymalıyız bunu da unutmayalım. Suyun fotolizi, foto diyorum lütfen dikkat edin. Foto deyince aklıma gelecek şey neydi? Güneş enerjisi. Yani güneşe ihtiyacım var. Yani gündüz olmalı. Suyun ışık yardımıyla hangi ışık? Güneş ışığı yardımıyla oksijen ve hidrojene ayrışmasına biz fotoliz olayı diyoruz. Önemli bir detay bilgi olarak. Fosfor döngüsü var hemen yine azot döngüsünün arkasından. Okyanus ve denizlerde kayaların arasında oldukça fazla fosfor bulunur. Yer kabuğunda fosfor oldukça az. Deniz canlılarında ise fosfor oldukça fazladır. Özellikle balık tüketiminde fosfor vücudumuza çokça girmektedir. Yine besin zinciriyle paralel olarak karbondioksit artı su, güneş enerjisi, glikoz ve oksijen bize neyi veriyordu arkadaşlar? Fotosentez. Bu da önemli bir detay bilgisi. Yine besin piramidinde ilk olarak bitkiler yani üreticiler, ikinci otçullar yani taşan çekirge gibi, üçüncü ise kartal gibi etçiler gelecek. Ayrıştırıcı unutmuyoruz tüm basamaklarda ayrıştırıcılar yer almaktadır. Bu da önemli bir detay. Şimdi bununla ilgili önemli bir unutma bilgimiz var. Güneş ekosistemlerinin tek enerji kaynağıdır. Coğrafi olarak bunu unutmamamız lazım. Enerjinin önemli bir kısmı ayrıştırıcılar tarafından kullanılır. Yani %90 sürekli yukarıya azalarak iletilmektedir. Bunu da unutmayalım. Şimdi onu detaylandırmamız gerekirse bir besin piramidi verdi bize. Enerji akışını gösterdi. Bakın, ilk basamakta 10.000 kalori, diğer basamakta 1.000, diğer basamakta 100, diğer basamakta 10, en üst basamağa gittiğinde 1 kalorilik bir enerji kaldı. Yani alt basamak en fazla, üst basamak en az kaloriye sahip olan basamak. Yani bu ok yönünde gidildiğinde yukarı gidildikçe beslenme miktarı artar. Evet. Yukarı gidildikçe biyokütle azalır. Biyokütle deyince aklımıza tüm dünyadaki e, örneğin bitkilerin yayılış alanı bu toplam sayı verecek. Biyokütle o yüzden azalır. Yukarı gidildikçe enerjinin %10'u aktarılarak yukarıya iletilir. Bunu da unutmayalım. Yine önemli bir uyarımız var. Oksijen üreten en önemli canlı bitkilerdir. Yani fotosentez sayesinde. Atmosferlik su varının yani nemin ışın etkisiyle ayrışması sonucunda oksijen açığa çıkar ki biz buna fotoliziyoruz. Fotosentezde yine glikoz ve oksijen açığa çıkımı var. Besin zinciri her zaman tek yönlüdür. En büyük ekosistem dünyadır. Paleo coğrafya kıtaların kaymasıyla ilgilenir ve iklimsel değişmeleri de içerisine alır. Müzik